Evet hocam. Avrupa'da benim takımımı, efendim bayrağımı, armamı en iyi şekilde dalgalandırmıyorsa ben bir oyuncuya 6 milyon, 5 milyon euro niye vereyim? 4 milyon euro niye vereyim? Zaten büyük takımların mevcut kadrosu ilk 3 içerisinde olabilir. Yani genele baktığınız zaman hep böyle bir maddiyatı konuşuyoruz, ekonomik anlamdaki şeyleri konuşuyoruz ya. O zaman dediğimiz gibi herkes kendi, önce kulüplerdir burada. Burada asıl olan kulüplerdir. Kulüpleri ön plana çıkartmamız için kulüplere destek olalım. Ama bu maddi konularda da herkes, teknik adamlar, hocalar futbolun içerisinde biraz da öz eleştiri yapması gerektiğini düşünüyorum. Herkes hak ettiği parayı alsın. Ben bu anlamda bir kez daha söylüyorum. 1 milyon euroluk oyuncuya 3,5 milyon euro verilmesin. 1 milyon TL'lik oyuncuya da 3,5 milyon TL verilmesin. Bu anlamda da herkes üstüne düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Serdar Sarı'da sorunuz var mıydı hocama? Ya hocam selamlar. Benim sorum şöyle olacak. Diyelim ligler oynatılsın denildi. Tabii buna bilim kurulu karar verecek. Onu söyleyelim. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önce devletin kurumları karar verecek. Çünkü biraz devleti ilgilendiren bir konu. Tamam, ligler başlansın denildi hocam. Evet. Sizin COVID-19'dan önceki kafanızdaki, kalan haftalar için kafanızdaki planlama, taktik olabilir, öngörü olabilir. COVID-19 sonrasındaki süreçte bir farklılıklar olacak mı hocam? Sanki oyunda bile, her takımın oyununda bile farklılıklar olacak gibi geliyor. Ya kesinlikle olacak Serdar. Şimdi böyle bir süreçte oyuncu, emin olun, tedirginlik içerisinde sahaya çıkacak ve antrenmana çıkacak olan oyuncu da olacaktır. Şimdi şöyle bir süreç yaşayacağız. Oyuncuyu kampa getirdin, antrenman yaptırdın. 20-25 kişi, malzemecisi, masörü falan 40 kişi. Tamam, antrenman, akşam yemeği yedik, herkes dağıldı. Birisi evine gitti, birisi sevgilisiyle buluştu, birisi kafeye gitti. Ertesi gün gene gelecek bu oyuncu antrenmana, doğru mu? Evet. Dolayısıyla buradaki süreç nasıl işleyecek? Her sabah oyunculara test mi yapılması gerekiyor? Test mi yapılması lazım? Ha, şu olabilir miydi? Karantina bölgesinde herkese, her takıma bir otel tahsil edilirdi. Gerekirse bir ay, iki ay oradan hem hazırlık dönemini geçirebilirdik, hem maçları oynayabilir miyiz diye de kafamda böyle bir düşünce içerisinde olabiliyorum. Çünkü öbür türlü deplasmanda, şimdi ben Bursaspor olarak ilk maçta Keçiören deplasmanım var. Otobüste, evet, 6 saat, 6,5 saatlik bir yolculuk var. Bu yolculuk içerisinde ben 2-3 kere mola vereceğim. Bu mola verdiğin yerlerde de nereden ne olacağını bilemiyorsunuz ki. Dolayısıyla böyle bir tedirginlik oyuncular yaşayacaktır yani. Zaten bununla ilgili biz bu maçlar iptal edilmeden önce özellikle yabancı oyuncuların birkaçı maç antrenmana çıkmak istemediğini bizzat söylediler bana o süreçte. Şimdi bu kadar vakalar varken, bu kadar sıkıntılar varken bu oyuncuları hadi gelin antrenman yapacağız, maçları yapacağız dediğiniz zaman bir futbolu yıllarca takip eden bir isim olarak futbolcu kendini motive edebilir mi Serdar? Zor yani. İşin o tarafı önemli zaten. Hocam psikolojik tarafı önemli. Bence yani işte psikolojik ve mental anlamında oyuncu, sadece şu da var. 6 haftalık bir periyot var bizim ligimizde. Bu 6 haftalık süre içerisinde zaten yaş ortalaması olarak birkaç tane yaşlı oyuncumuz var. Hiç sıkıntı yok. Bursaspor sonuna kadar çıkar, aslanlar gibi mücadele eder. Sonuna kadar Bursaspor saha içerisinde göstereceği mücadeleyle şampiyon olacaksa olacaktır. İnşallah da olacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ve İbrahim Üzülmez de daha önce Rize Spor ve Gençler Birliği'nde bu işi başardık. Allah nasip etti. Bakın çok kolay bir süreç değil. Yani ikincilikte şampiyonluk, evet, olmak çok kolay değil. Bir kez daha söylüyorum. Süper Lig'de şu anda başarılı olan 2-3 tane hocamız var. Ve bizim ligimizde çok başarılı olamadılar. Yani bu ligde, evet, şampiyonluklar çok kolay değil. Özellikle alt ligde takım çıkartmak çok zor. Adana Demir'i var, Hatay'ı var, efendim Erzurum'u var. Bu iyi kadrolara sahip olan takımlar. Dolayısıyla bu süreç içerisinde biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Nasıl ki Rize Spor'da şampiyon olduk, nasıl ki Gençler Birliği'nde şampiyon olduk. Burada da elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin, bütün Bursa Spor camiasının şüphesi olmasın ama süreç çok kolay bir süreç değil. Süreç zor bir süreç. Sürecin nasıl tamamlanacağına ilgili katılıyorum sana. Bilim kurullarıyla Sağlık Bakanımız sabahtan akşama kadar hakikaten canla başla çalışıyorlar. Sağlık ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Onların hakkı ödenmez. Elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ben 3 gün önce bir hastaneye gittiğimde harbiden de insanlar nereden, kimde, nasıl bir şey yapacağını çekiniyorsun. Ama sağlık kurullarında çalışanlar,
herkes her gün o hastalarla iç içe. Onlara da saygı göstermemiz gerekiyor. Biz şimdi her gün futbolu konuşacağız. Ne zaman başlayacak, ne zaman şey olacak. Ama onlar her gün o hastalarla iç içeler. Biraz da bir bekleyelim. Evet. Niye bu kadar acele ettiğimizi de anlamış değilim. Bu sadece benim kendi düşüncem. Çok seversiniz, sevmezsiniz. Rıdvan Hocam doğru söylüyor. Tamam, bizde bir tane vaka varken o kadar isyan ettik de şimdi bu kadar vaka varken oynayalım diyorsak o zaman burada biraz çelişkiler ortaya çıkıyor ve samimiyet de ortaya çıkmıyor gibi geliyor bana yani. Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Tabii ki bir örnek ama Fransa'da Lig 2'deki ilk iki takım birinci lige çıktı. Biliyorsunuz orada da oynanmayacak karşılaşmalar. Diyelim ki ülkemizde çeşitli senaryolar olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu da her fırsatta dile getiriyor. Türkiye Futbol Federasyonu birinci ligde de aynı durum gerçekleşse ve ilk iki takım Süper Lig'e yükselse burada Bursa Spor... Hiç sıkıntı yok. Bursa Spor şu anda 3. sırada. Eğer ki burada insan sağlığı söz konusuysa hiç sıkıntı yok benim için. Biz burada sağlıktan bahsediyoruz. Bakın arkadaşlar, bir doktor arkadaşımız bir tweet atmıştı. İki tane evladım var demişti. Bir şey olursa evladıma bakmakla ilgili gündem olmuştu. Siz bunu gördünüz mü bilmiyorum bu tweet'i. Hatta vefat etmişti o doktor. Şimdi burada Bursa Spor ya da Adana Spor ya da Adana Demir Spor değil. Burada insan sağlığından bahsediyoruz. İlk iki çıkartırlarsa yapacak bir şeyimiz yok. Biz sadece şunu söylüyorum. Maçların oynanmasını ben istiyorum. Hiç sıkıntı yok. Maçlar oynansın ama sağlıklı bir çok ortam sağlıklı bir ortam, çok sesli düşünce. Sağlık Bakanımızda, bilim kurullarımızda bizim teknik adamların görüşlerini sorsunlar. Efendim federasyonumuzda herkesle beraber ortak bir seslilik içerisinde bir toplantı yapılabilir. Yoksa hadi maçlar oynayalım deyip de şu tarihte başlıyor deyip de hadi antrenmanlar yap demek ne kadar mantıklıdır. Yani her taraftan tartışmamız gerekiyor. Bunlar çok kolay süreçler değil. Yarın bir gün bir şey olduğu zaman bunun sorumluluğunu da almak gerekiyor. Nasıl olacak? Yani biz futbolun içeriği her gün konuşuyoruz. Bugün beni bir tane hocam aradı. Hocam ne zaman başlıyorsun dedi. Sen ne zaman, belli değil dedim. Sen ne zaman başlıyorsun dedim. Benimki de belli değil diyor. Şimdi kolay bir süreç değil. Kim, nasıl bir karar alınacağını bilmiyoruz. Hay federasyon şunu söyleyiver. Ben şu tarihte başlatıyorum. Dediği zaman ona göre bir program yapacağız. Yapmak evet. Da zorundayız. Ama şu anda öyle bir ortamda oluşmadığı için net olarak bir şey söyleyemiyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim. Futbol evet sahada oynansın. Futbol evet sahada bitsin. Futbol evet sahada mücadele ederek noktalayalım. Ama bununla ilgili de hakikaten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve sağlık her şeyin başıdır. En iyi şekilde tedbirimizi alırsak, en iyi şekilde kurullarımızla beraber toplantılar yapılırsa o şekilde oynama taraftarı olduğumu düşünüyorum ben. Peki hocam son bir sorum var. Çok teşekkür ediyoruz bizlere, stüdyomuza konuk olduğunuz evinizden. Bursa Spor Kulübü Başkanı Mesut Mesta'nın bir açıklaması oldu. Takımın efsane oyuncusu Batajan'ın yeni sezonda teknik ekipte yer alacağına dair. Arjantinli futbolcu ile ilgili sizin de görüşlerinizi alabilirsek çok mutlu oluruz. Yani background'u yüksek bir oyuncu. Mesut Başkan evet öyle bir açıklama yaptı. Ama şu anda o konuyu ben Mesut Başkan'la konuşmadım. Bataş'a Süper Lig'de oynarken de Bursa Spor'a çok önemli katkılar sağlamış bir oyuncu. Çok da Bursa Spor taraftarı tarafından da sevilen bir oyuncu. Yani başkanımızın öyle bir düşüncesi varsa hangi anlamda görev vermeyi düşünüyor onu bilmiyorum ama eğer Bursa, ben şöyle düşünüyorum. Eğer bir ilinden saha içerisinde yararlanılması gerekiyorsa benim için hiç fark etmez. Yani yeter ki oradaki hiyerarşi ve otoriteyi herkesin bilmesi kaydıyla. Bataş'a oynadığı dönemlerde Bursa Spor'da önemli hizmetler de verdi. Şu anda başkanımız da öyle bir düşünce içerisinde olduğunu söyledi. Şu anda benim tamamen yoğunlaştığım durum, eğer maçlar oynanırsa Bursa Spor'u şampiyon bir şekilde limana yanaştırmaktır. Onu yaptığım zaman da zaten bu işi üçüncü kez taşlandıracağım. En önemli hedefim odur, düşüncem odur, mentalitem o yönde. Ondan sonraki süreçte zaten bunları konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam değerlendirmeleriniz için. Ağzınıza sağlık. Size ve Bursa Spor'a liglerin başlamasıyla birlikte başarılar diliyoruz. İnşallah
taraftarınızla birlikte gönlünüzden geçen olur hocam. Benim de çünkü Bursaspor taraftarı olan çok sayıda akrabam var. Baba tarafım halen Bursa'da ikamet ediyor. O tribünlerde yer alan çok akrabam var. O yüzden hepinizin gönlünden geçen olsun inşallah diyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun dilekleriniz için. İnşallah Bursaspor büyük camia ve Bursaspor'un da yeri ve hedefi Süper Lig'dir. Onu da başaracağımıza inanıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Sağlıklı günlerde güzel haberlerle buluşmak dileğiyle. Bundan sonra İbrahim Üzülmez önemli açıklamalar yaptı.